Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere köpeklerde tek testis olayıyla hakkında bilgi vereceğiz. Bir önceki videomuzda kedilerle alakalı vermiştik. Şimdi de köpeklerle alakalı. Bunlar gelen sorular arkadaşlar. Köpeğimin tek testisi var, çiftleşebilir mi? Köpeğimde gerçekten tek testisi var, neden tek testis diye soran arkadaşlarımız olmuş. Orada da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Köpekler anneden ayrıldıktan sonra aşı programı başladığı zaman hekim arkadaşlar bazen iş yoğunluğundan dolayı, bazen gelen ameliyat yoğunluğundan dolayı veya sizin bir telaşınız varsa direkt genel hastalıkla alakalı genel bir kontrolünü yapıp aşısını yapar ve gönderir. Bunu biz de yaşıyoruz birçok kliniğimizde çok hareketli olduğu saatlerde. İşte ne aşısı var? İşte distemper aşısı var veya kuduz aşısı var. Tamam diyoruz asistanlarımıza, teknikerlerimize tık tık aşı yapılıp gönderiliyor. Zaten evde beslenen köpekler olduğu zaman zaten sağlık sıkıntılarına sorunu olmadığı için geldikleri için direkt aşılar yapılıp gönderiliyor. O esnada bizler de gözümüzden kaçıp ya bunun tek testisi tek mi çift mi genel muayenede bazen gözümüzden kaçan bir olay. Ama bunu hayvan sahipleri bize yansıtıyor. Çünkü neden? 24 saat beraber olduğu için bir hayvan sahibi. Köpeğini yıkarken, tararken, genel bakımını yaparken görebiliyor ki bir testis var, bir testis yok. Şimdi bu bir testis anatomik olarak hiç ikinci testis oluşmadıysa, tek testis varsa köpekte, bir, çiftleşebilir mi? Çiftleşebilir. İki, kısırlaştırırken tek testis aldığımız zaman sağa sola koku bırakma olayı, işte ayağını kaldırıp idrar yapma olayı, koku bırakma olayı geçer mi? Geçer. Ama kesede ikinci bir testis oluşmamışsa, konuyu kapattık. İkinci konu, kesede tek testis var. Bakıyoruz ikinci testis yok. Anatomik olarak da yok. Bu zaman ne yapacağız? Bir röntgen veya ultrasonda kasık aralarında bakacağız. Hatta röntgen çektiğimiz zaman direkt kasıkta eğer fıtıklaşan bir testis varsa direkt gözüküyor zaten. Bir fasulye gibi, bir işte nohut gibi orada testis kendini belli ediyor zaten. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İkinci olayı anlatıyorum. Bu zamanda eğer köpeğimizi ben çiftleştirmek istiyorum, çiftleştirmeye devam etmek istiyorum, işte koku bıraksa da problem değil, her şey benim için normal diyorsa hayvan sahibimiz, o zaman oradaki testisi, fıtıklaşan testisi almak zorundayız arkadaşlar. Neden? Çünkü bu testis büyümeye devam ederken önce bir bezelye gibidir, sonra işte biraz çekirdek gibi olur, sonra fındık gibi olur, sonra fasulye gibi olur. Bu anatomik testis büyüdükçe ağrı yapmaya başlar kedide, köpekte ve problem yaşar köpek. Ve biliyorsunuz arkadaşlar köpeklerin testisleri kedilerden daha hacim olarak büyük olduğu için orada kasıkta çok büyük ağrılar olur. Yürürken oturmalar, sancılar köpeğimize bir eziyettir yani. Biz baktık eğer testis kesede bir tane varsa röntgen çektik, testis gördük, alacağız arkadaşlar. İkinci seçenek, hayvan sahibi kısırlaştırmaya getirmiştir. Tek testis var deyip alırsak eğer röntgen ve ultrasonla veya genel muayene ile bakıp da ikinci testisi aramadıysak ve orada bir ikinci testis varsa arkadaşlar, siz bir tane testis aldıysak ameliyatla 3 gün sonra yine köpeğimiz işaret bırakmaya devam edecek. Yine köpeğimiz çiftleşmeye çalışacak. Dişi köpek gördüğü zaman çiftleşmeye çalışacak ve çiftleşecek. Yani siz şunu diyeceksiniz, aa ben köpeğimi kısırlaştırdım diyeceksiniz parkta. Atıyorum sizin köpeğiniz bir golden, parkta bir Alman kurdu, dişi çiftleşme dönemi gelmiş. Siz hayvan sahibine diyeceksiniz ki aa ben köpeğimi kısırlaştırdım, benim köpeğim kısır, rahatlıkla parkta oynayabilir derken bir bakmışsınız ki köpeğiniz diğer köpekle çiftleşmiş. Sizin köpeğiniz golden, diğer köpek Alman kurdu. Düşünün çiftleştiği zaman ki doğacak olan yavrulara. Yani onun için eğer köpeğinizde bir tek testis vakası varsa muhakkak röntgen, ultrason ve normal muayene ile bir bakacağız anatomisine. İçeride fıtıklaşan bir testis var mı, gizli bir testis? Eğer yok ise zaten tek testis aldığımız zaman her şey bitmiş olacak. Ama tek testis var, röntgen çekildi, o zaman mecburen kısırlaştıracaksak eğer hem kesedeki testisi alacağız hem de fıtıklaşan testisi aldığımız zaman köpeğimiz tamamen kısırlaşmış olur. Parkta, dışarıda gezerken de diğer köpeklerle olan
arasındaki şey sıkıntı yaşamamış olursunuz. Hem kendi sıkıntı yaşamamış olur, hem siz sıkıntı yaşamamış olursunuz arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir mevzu. Bence bu videodan sonra herkes köpek besleyen arkadaşlar, erkek köpeklerde bir testislerini kontrol etsin. Eğer iki kese yerindeyse problem yok ama bir testis var kesede, ikincisi yok ise en yakın hekim arkadaşına veya çalıştığı kim varsa veterinerler istişare yapılsın. En kısa zamanda bir röntgen çekilsin. Ona göre işte ameliyatıdır, bakımdır gibi şeyleri hekim arkadaşlar zaten sizi yönlendirecektir bu konuda. Anatomik olarak doğumsal bir şeydir. Yani bu sonradan benim köpeğim tek testise düştü deme olasılığı milyonda birdir. Belki yoktur bile yani. Çünkü biz bugüne kadar şunu yaşamadık 25 yıldır. Gelen bir köpek, bunun çift testisi vardı, sonra yok oldu, kasar düştü, fıtıklaştı diye bir vaka görmedik. Arkadaşlarımızdan da gören olanını sanmıyorum bu tarz bir vakayı. Eğer kesedeki testis tekse, eğer fıtıklaşan da bir testis varsa arkadaşlar, ciddi anlamda köpeğiniz şöyle sıkıntı yaşar. Yürürken duraksamalar, karın bölgesini severken ağrıdan dolayı tepki vermeler, siz severken karın alt bölgesini bir anda sizi ısırmaya çalışmalar, bunları yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü orada bir ağrı meydana gelir testis içeride büyüdükçe. Yürürken onun yürümesini engeller, ayağını sekmesine sebep olur, ağrısı olduğundan dolayı yemek yemesi azalır, strese girer gibi gibi birçok yan etkisi olur. Biz kesede ikinci bir testisi göremediysek eğer, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? En kısa veterinere gideceğiz. Orada gerekli müdahaleyi arkadaşlarımız yapacaktır zaten. Bu konuyla alakalı sorusu olan arkadaşlar bize ulaşabilir. Yaşanan sıkıntılar varsa ne yapmamız gerektiğini sormak isteyen arkadaşlar bize ulaşabilir. Bu konu hakkında detaylı da telefonda da bilgiler verebiliriz. Bu sadece büyük köpeklerde değil arkadaşlar. Bir teriyerde de aynı sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Bir toypoda da yaşayabilirsiniz. Bir Alman kurdunda da bu sorunu yaşayabilirsiniz. Sadece ırklara özel bir problem değildir arkadaşlar. Bunu da bilin yani. Şu an bahsedeceğim konular bu kadar hızlıca. Yeni videolarla sizlerle olacağız. Kanalımızı takip etmeye devam edin. İyi günler dileriz.